Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Eşim Mutfakta 3 serisiyle sizlerleyiz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi eşim bize poğaça yapacak. Böyle durduk yere canı poğaça yapmak istemiş arkadaşlar. Ben de bu anı kaçırır mıyım? Tabii ki de hemen blokluyorum, video çekiyorum sizlere. Evet şefim, sizdeyiz. Evet, malzemeler. Bizdeyiz. Bugün poğaça yapıyoruz. Şefleri kıskandıran poğaça. Malzemeler, öncelikle hamur için malzemelerimiz, hem bir anda hazırlayarak size anlatıyorum. 2 su bardağı süt. 1 burada kuru mayamız var. Buyurun şefim. Evet, mayamızı açıyoruz. Süt, 2 su bardağı süt. 1,5 kuru maya. Kuru mayamızı attıktan sonra 3 yemek kaşığı toz şeker attık ve 2 su bardağı da ılık su. Süt de ılık olacak arkadaşlar. Su da ılık olacak bu şekilde. 1 Sıvı malzemelerimizi karıştırdık arkadaşlar. Şimdi onu ekliyoruz. Kaç bardak şefim? 10 bardak. Öyle. Yavaş yavaş. Siz karıştırın, ben ekleyeyim. Bu arada da karıştırıyoruz. Şöyle ekleyeyim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bir yandan unumuzu ekliyoruz ve bu arada da 1 yemek kaşığı tuz arkadaşlar. Böyle 1 yemek kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Tuzumuzu da ekledik. Evet. Evet, karıştırmaya devam edelim. Bunu kalmadı. Altı. Bekle. Unu yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. Diğer bardak, diğer bardak yavaş yavaş ekliyoruz. Evet, dökebiliriz. Evet, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bravo. Hamurumuz şu anda oldu. Şimdi dinlenmeye bırakacağız hamuru. Biraz da yoğurduktan sonra. Şöyle. Olmuş mu hamur? Evet. İşin ustasına soruyoruz, hamur olmuş mu? Olmuş. Şeyden sonra biraz daha yumruklayacağız. Mayalandıktan sonra o zaman iyice kıvama gelecek. Hastane poğaçası arkadaşlar bu. Hastane poğaçası geldi. Poğaça. Poğaça mayalanıyor arkadaşlar. Ben de bu arada yemeğe hazırlıyorum. Biraz geç kaldık ama olsun. Balık kızartıyorum arkadaşlar. Bugün pazar vardı. Balık aldı eşim. Balık al dedim. Çoktan beri balık yemiyorum. En son annem yapmıştı göresi. O zaman yemiştim. Çok kokmadı. Bakalım, inşallah yiyebilirim. Şöyle fırında da arkadaşlar sebze attım fırın poşetine. Yanına da balık. Daha sonra yeşillik falan almış eşim pazardan. Onlarla birlikte artık afiyetle yeriz. Şöyle tavada yapıyorum arkadaşlar. 1 kilo almış eşim. Yarısını dolaba attım. 2-3 gün balık yemeyelim diye. Şöyle bir öğünde bitirelim bunları. Biraz da şurada var. Bunları aldıktan sonra onları da koyacağım. Şöyle sebzeyi de göstereyim arkadaşlar. Sebze yemeğini. Patlıcan, kırmızı biber, kabak koydum arkadaşlar. Soğanla sarımsak koymayı unutmuşum. Bir de domates koydum. Bir de salçalı sos yaptım. Böyle burada sıcak dursun. Balıklar pişince onu da çıkartırım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Dinlenmeye bıraktık.
son halini görebilir miyiz hamurun? Hamurumuzun son hali. Oo. Ekmek hamuru. Maşallah. Mayalı hamur. İşte hamurumuzu açıyoruz. Emine Hanım, tepsiler hazırlayalım. Böyle şeyi ben de yaparım ya, şefliği ne var? Ne güzel şeflik. Şikayet yok. Var. Şikayet ama da olmaz. Tamam, yanlış kağıdı üstlerini bahsettim. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Tabii tabii arkadaşlar, görüyorsunuz. Her şeyi şef yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyi benden bekliyor ya. O kadar şey yaptım zaten. Hiç. Az önce hamur yoğurtta soya tarp kim topladı? Aa, bu hiç sende. Bu hiç sende. Öyle hiç ben de yapamam. Ne güzel. Hamurunu yap, etrafını da. Hiç. Onu da sana hiç yaptım. İyi mi? İyi. O dinozor gibi oldu. Biliyor sana küçük abdeyi. Dinlemiyorum ya. Ya arkadaşlar, şeklere bakıp aldanmayın. Tadı çok lezzetli. Pide yapıyoruz. Hamurunda starlık var. Bu da çok şık oldu. Neden? Şöyle biraz el lezzeti bulaştırıyoruz. Aslında çok güzel. Bak tam böyle direkt açacağım bunu, poğaça işte. Hı-hı. Ama biz içli poğaça yapıyoruz. Benim buraya bir tane tuz tahta yok mu? Burada yapıp oradan alsam. Bunları çabuk karar vermem lazım çünkü elimdeki bol bitiyor. Sonra yapışıyor elime. Bilmedim mi çok zor. Anlattım ben, biliyorum da biraz. Böyle. Poğaçamızın iç harcında peynir ve baharatlar serisi var. Altın seri. Özellikle köy peyniri. Sonra getirdim ya, niye böyle koydun ya? Sen getirene kadar onu da koydun ya. Aslında bu poğaça değil de poğaça ile pidenin arasında bir şey. Önce pide. Arkadaşlar, başlayalım değil mi? Değiştiriyorum. Pide yapıyoruz. Peynirli pide. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hatta istersen denemesini yapalım. Bir tanesini şişe at. Şimdiden bir tanesini at fırına. Bak nasıl olacak bak. Bir tanesi pisliğim. İsterseniz bunu buraya şekilde de yapabilirsiniz. Kenarlara ramanta bedesi gibi. Ah, tabağa yapıştı. Ah, maşallah ne güzel duruyor ya. Görsene. Pişme öncesi son hali arkadaşlar. Evet, kameraman arkadaşımız çeker misin poğaçaları? Bakın, bu tepsiyi ben yaptım. Bu tepsiyi bazı arkadaşlar yaptı, isim vermek istemiyorum. Bak, şu ikisini var. Tabii tabii, gördüler kim yaptığını. Bak, bu benim yaptığım tepsi. Tam ölçüleri, ebatları tam poğaça ölçüsünde. Ya bu nedir ya? Hiç. Dinozor mu? Ne bu? Dinozor mu? Ne bu? Tabii tabii ya Rabbim. Arkadaşlar biraz pideye kaçtık. Poğaçadan çıktık. Pide, poğaça yapalım dedim. Ya bana gösterdiğin poğaçalara bak. Benim yaptığım poğaçalara bak. Bunları gerçekten ben yaptım ha. Bunları ben yaptım. Tabii. Hepsini çektim arkadaşlar, kayıt altında. Daha bizde görürsün. Şimdi en son olarak neyse, konumuza dönelim. Tamam, bu defa bir şey olmasın. Öğrenin. Daha yolunu yakın. Tam bu işleri öğrenirsin. Tamam şefim. Haklısın. Yumurta, iki tane yumurta sarımızı poğaçaların üstüne sürüyoruz. Pastane usulü poğaça. Bak, pastanelerde bile böyle poğaça yok. Çünkü böyle poğaça olursa pastane kapanır. Böyle poğaça olur. Bir daha sen poğaça yanma. Tamam. Bak benim poğaçalarım ne kadar nazik, güzel, kibar. Bu öyle ekmek gibi ya.
Daha onlar kabaracak. Son halini çok merak ediyorum. Ekmek yaptı sanki. Hiç. Beceriksiz. Olmayacak. 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 İlk denemesine göre iyi. En azından hamuru tutturabildim. Arkadaşlar kendinden bahsediyor. Şu an siz anladınız. Maalesef iyi diyorsun. Bir şey yok ya. Bir şey demedim. Takipçilerim de benim aramda. Evet. Seni tanıyorum. Benim aramda. Şefim çok yoruldun ya tabii. Haklısın sen de. Ne oran var? 3 tepsi poğaça yapmak zor. Evet. Tam 3 tepsi yaptım arkadaşlar. Ama bunlar çok profesyonel oldu. Diğerleri amatör. Yani fabrikaya götürüp dağıt bari. Ne de söyle kahvaltı yapmayın. Sonra karar vereceğiz. Benim şüphem yok da. Tabii bizim de gurmelerimiz var evde. Onlar bakacaklar. Mesela Serdar Bey gurme. Serdar Bey tadına bakacak Serdar Bey. Beğenirse arkadaşlarına da götürür. Ama çok beğenirse götürmez. Kendisi yer. Abucunu yacuğum abucunu. İçinde peynir var, bol peynirli, bol malzemeli. Tamam, yeter o kadar. Peynirli poğaça. Poğaça. Serdar Şef'in poğaçaları bunlar. Hiçbir yerde bulamazsınız. Poğaça. Anam çok at. Az at onu da sana dökülüyor ondan sonra. He? Dökülüyor az atan sonra yerken. Bunları uyandı. Bunu bana yapamazsın Mijgan. Ve poğaçalar hazır. Poğaça. Düşmak poğaça bunlar abi. Hadi. Isındı fırın. Benim yaptım poğaçalar. Üstte mi? Bir iki, ikiye koy üstten ikiye. Buraya. Evet. Öbükünde. Öbükünü? Öbükünde en alttan ikiye koy. Onlar da kamera arkasındaki arkadaşın yaptıkları. Dinozora benziyor. Şefim hayırdır nereye? Buralar böyle ne olacak acaba? Sen hiç şefim. Dakika. Sen hiç master şefle yemek yapanlar mı ışıklarını gördün mü? Ama yazan topluyorlar. Niye topluyorlar? Al. Al. Artistin gibi. Şşş, hayır. Tamam, buradan sonra sen de al topladın ablanla böyle. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Yoksa ben nasıl alırdım bunları oradan? Heh, gideyim ben. Tabii gidersin diyorum. Bari. Tabii. Kaç dakika pişecek? Ben bilmem. Öğretiriz ya. Sonra yanağı bana sıçratarsın. 40 dakika sonra görüşürüz. Takip ediyorum. 20 dakikada alt üst değiştirem şeyleri. He? Tamam. İki tepsi koyduk ya. Temizle dakika bakalım. Tut. Emredersin ya. Yardım alayım. Kaç dakika? 21.02. 9. 9.20. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Poğaçalarımız gayet başarılı oldu arkadaşlar. Birazcık büyük olmuş olabilir ama sorun değil. Bir tane yemekle doyarız artık. Eşimin gerçekten eline sağlık. Her ne kadar arkasını ben toplasam da ondan daha çok yoruldum ama neyse artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şefler böyle oluyor. İlla yanlarına bir yardımcı gerekiyor. O da maalesef ben oluyorum. Sizlere de artık burada veda edeyim arkadaşlar. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki Eşin Mutfakta serisinde ne yaparız bilmiyorum. İçinden ne yapmak gelirse artık onu yaparız.
Sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.